Merhaba arkadaşlar. Bu programımızda hayvan yetiştirmede arı yetiştirme konusunu ele alacağız. Bu konu kapsamında arıcılık gelişmeleri, arı türleri ve ırkları ve bal arası ürünleri üzerinde duracağız. Arıcılıkta ilkler ve gelişmelere baktığımızda Türkiye kovan varlığı ve bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer alır. Türkiye'nin kovan başına bal verimi 17 kilogram, dünyanın toplam kovan varlığı içindeki payı %7,5 buçuk. Bal üretimindeki payı ise %5,4'tür. Fosil bulgular bal arısının dünyada 80 milyon yıldır bulunduğunu göstermektedir. Bal arısı türleri ve ırklarına değinecek olursak, bal arısı türleri dünyada apis cinsine ait 4 bal arısı türü tanımlanmıştır. Bunlar A. Florea, A. Dorsata, A. Cerana ve A. Melliferada'dır. İlk üçü Güneydoğu Asya'da, sonuncusu da diğer kıtalarda yaşamaktadır. A floraea küçük ağaç ve çalı dallarına, A dorsata ise yüksek ağaç dallarına ördükleri tek petek üzerinde yaşarlar. A cerana yani doğu bal arısı, A mellifera yani batı bal arısına çok benzer ve küçük koloniler halinde kovuklarda, çok petekli yuvalarında yaşarlar. Melliferah, tüm dünyaya yayılmış olan, yönetilebilir özelliği olan ve arıcılık deyince ilk akla gelen türdür. Bal arısı türlerini değindikten sonra ırklarını inceleyecek olursak, Taksonomik adı Apis mellifera olan bal arısı aslında bir böcek olmakla birlikte tüm dünyada yetiştiriciliği yapılan evcil bir türdür. Aynı coğrafi ırk içinde farklı ekolojik koşullara uyum sağlamış tiplere ekotip denir. Dünya üzerinde 26 coğrafik bal arısı ırkı ya da alt türü saptanmıştır. Bunlar 4 soy grubuna dağılmışlardır. Yakın Doğu Tropik Afrika, Batı Akdeniz ve Kuzeybatı Avrupa, Orta Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa, Ekonomik ırklar, İtalyan arısı, Esmer arı, Karniol arısı, Kafkas arısı olarak sıralanabilir. Yerli ırklar arasında ise en önemlileri Anadolu ve İran arılarıdır. Anadolu arısı ekonomik ırklara göre biraz hırçındır. Kışlama yeteneği üstündür. Kafkas arısı kadar olmasa da propolisi çok kullanır. Yağmacılık ve şaşırma eğilimi yoktur besin stoğunu oldukça tutumlu kullanır. Yön belirleme yeteneği çok gelişmiştir ve ana arıların yaşam süresi uzundur. Evet, şimdi de bal arısı ailesi diğer bir deyişle koloni kavramını inceleyelim. Kolonide ana arı, işçi ve erkek arıların yanı sıra yumurta, larva ve pupa evrelerini geçiren yavrular da bulunur. Bir koloninin düzenli ve verimli çalışması, kovan içerisinde her yaştan ergin ve yavru bireylerin sürekli olarak bulunmasına bağlıdır. Bal arıları diğer böcekler gibi metamorfoz geçirerek ergin hale ulaşırlar. Yumurta, larva, pupa ve ergin evrelerden oluşan metamorfoz süreci koloni bireyleri için değişik sürelerde tamamlanır. Koloni bireyleri ana arı, işçi işte arılar ve erkek arılar şeklinde sınıflandırılır. Ana arı Tüm koloni bireylerinin anasıdır ve normal koşullarda bir kolonide tektir. İnce uzun abdomeni ile işçi arılardan daha büyük, erkek arılardan daha uzun olarak kolayca tanınır. Ergin yaşamının ilk günlerinde açık havada uçarken 8 ila 10 adet erkek arı ile çiftleşip kovana döndükten 3-5 gün sonra yumurtlamaya başlar ve koloni oğul vermedikçe bir daha kovan dışına çıkmaz. Yaşamı boyunca yetecek kadar spermi sperm torbasında canlı tutar ve üreme döneminde günde 1500 ila 2000 yumurta yumurtlayarak koloninin sürekliliğini, gücünü ve düzenini sağlar. İşçi arılar koloninin küçük yapılı bireyleridir. Mevsime bağlı olarak sayıları 10.000 ila 60.000 arasında değişmektedir. Koloninin kitlesini oluşturan bu arılar tüm kovan içi ve dışı görevleri yaparak koloninin sürekliliğini ve etkinliğini sağlarlar. Erkek arıların sayıları üreme mevsiminde birkaç bindir ve kış mevsimi boyunca hiç bulunmaz. Erkek arılar iri vücutları, büyük gözleri, koyu ve yoğun kıl örtüsüyle kolay tanınırlar. Yaklaşık 2 ay süren yaşamlarının 12 ila 14. gününde cinsel olgunluğa ulaşırlar. Ana arı ile çiftleşen erkek arılar ölmektedirler. Evet, şimdi de arıcılık kavramından bahsedelim. Koloni verimliliğini ortaya çıkaran unsurları uygun yerde ve zamanda ve yeterli düzeyde bir araya getirmek amacıyla yapılan uygulamalar teknik arıcılık olarak tanımlanır. Koloni gücü ana arının yumurtlama gücüne, çalışkanlık işçi arıya, nektar ve polen varlığı da doğaya bağlıdır. Arıcılık sistemleri iki tiptir. Bunlar sabit ve gezginci tiplerdir. Sabit aracılık kovanların yeri değiştirilmeden yıl boyu aynı çevrede kaldığı ve genellikle mevsim sonunda olmak üzere yılda bir kez ürünün hasat edildiği aracılık biçimidir. Gezginci aracılık, kolonilerin iklim koşullarına ve yükseltiye bağlı olarak ortaya çıkan nektar ve polen kaynaklarına taşınmasıdır. Bal arası ürünlerine de değinmek gerekirse en önemli ürünün bal olduğu bilinmektedir. Bal, Bal arılarının bitki çiçeklerindeki nektar bezlerinden salgılanan nektarı toplama, işleme ve petek gözlerinde depolama işlemlerinden geçirerek ürettikleri tatlı ve kıvamlı bir besindir. Dünyada en çok Türkiye'de üretilen çam balı salgı balı sınıfındandır. Doymuş bir eriyik olan balın zaman içinde glikozun eriyikten ayrılarak açığa çıkması sonucu granül hal almasına granülasyon yani şekerlenme denir. Balmumu ürünü ise işçi arılar tarafından salgılanan gerçek mumdur. Temel petek yapımının yanı sıra kozmetik, mum, ilaç, mobilya, deri ve gıda sanayilerinin önemli girdilerinden biridir. Polen de çiçekli bitkilerin erkek üreme hücreleridir. Arılar tarafından toplanan polen protein, yağ, mineraller ve vitaminler bakımından zengin bir madde olarak arılarda büyüme ve üremenin yapı taşını oluşturur. Propolis, arıların bitkilerden, özellikle çiçek ve yaprak tomurcuklarından topladıkları ve kovanda biriktirerek çeşitli amaçlar için kullandıkları reçinemsi bir maddedir ve arılar kovan çatlaklarını onarmak, kışa girerken kovan girişini daraltmak için kullanırlar. Arı sütü, arıların yavru ve ana arıları beslemek üzere bal ve polen tüketerek salgıladıkları besleyici değeri yüksek, kıvamlı, ince granüllü, süt beyazı rengi olan jöle benzeri bir üründür. Arı zehiri ise işçi arıların gelişimiyle salgılanır ve arıların savunma aracıdır. Arı yetiştirme konusunda son olarak ele almamız gereken konu da bal arısı hastalık ve zararlarıdır. Al arası kolonilerini olumsuz etkileyen hastalıklar iki grupta incelenir. Bunlar yavru ve ergin hastalıklardır. Yavru hastalıkları bakteri hastalıkları olan Amerikan ve Avrupa yavru çürüklükleri, mantar hastalıkları olan kireç ve taş hastalıkları ile virüs hastalıkları olan tulumsu çürüklük bu gruptadır. Ergin hastalıkları apis adında bir protozoanın neden olduğu nosema, bir akar bulaşıklığı olan akarioz ve viral olan arı felci hastalıkları bu gruptadır. Yavru ve ergin arıların heolon fini emerek zarar veren bir dış parazit olan varrora ise bir dönem tüm dünya arıcılığını tehdit etmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, bu programda arı yetiştirme konusunu ele aldık. Bu konu kapsamında arıcılık gelişmeleri, arı türleri ve ırkları ve bal arası ürünleri üzerinde çeşitli bilgiler edindik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.